Evet. Dolduralım ve yola çıkalım Enik. Bence hava de. Güzel, bir altınoluk yapıp gelelim. Tamam. Arkadaşlar bugün yola E55 ile çıkıyoruz. Değişiklik olsun diye. Hem de kullanalım diye, biraz zevkini alalım diye. Şimdi ilk durağımız benzinci. Depomuzu dolduruyoruz. Yanımda bir yağmur. İçinde var, yani kaça dolduğunu göremeyiz ama içinde herhalde var bir 200-300 liralık benzin. Şimdi onu, üstünü dolduruyorum, fulluyorum. Yolda bakarız. Ne kadar aldığına da bakarız, ne kadar tamamladığımıza da bakarız. Benzinin üstüne 30 litre benzin aldı. 30.57 litre. Bakalım ne olacak? Evet, lastik havalarımıza bakıyoruz. 35. Ayarladık ama lastiklerimiz hiç kaçırmamış arkadaşlar. Neredeyse hızlı bir şekilde havalarımızı ben sökeyim şöyle. Sıfırlıyoruz. Benzinimizi tekrar fulluyoruz.
kaç kilometre yapmış olduk abi? Valla 436 kilometre geldik. Depomuz doluydu. Beylikdüzü'nden doldurduk. 436 kilometre geldik. Şu anda bir çıtı ki çıt benzin var ama artık dibini de sıyırmayalım. Zaten erken yanıyor bunların ışığı. Şimdi tekrar dolduracağız. 12-13 litrelerde seyrettik ama otobanın sonuna doğru biraz hız yaptık. Hız yapınca 16-16,5 litrelere falan çıktı. Ama şimdi doldurunca kaç litre yaktığına bakacağız. Evet arkadaşlar, bakalım depomuz kaçar olacak? Böyle acayip bir araba var. Volkswagen. İşte sinek katili. Tüm sinekleri toplamışız yolda. Araçta otobanda işte biraz yüksek hızla seyredince böyle oluyor. Hemen jantlarda balata tozları oluşmaya başlıyor. Daha da olmadı mı? Yani biliyorsun hep ara kısa yerlere gittik, böyle çok yola bu arabayla basmazsanız derken işte 160-200 civarında fere vermedik. Zaten rahat rahat alt yollarda götürürdü de şu anda 522. Evet, 70 litre 522 liralık benzin aldı. Biraz daha alır herhalde. Normal arabayla geldiğimizde yani yarımın biraz altına geliyor. Tabii bu biraz anormal olduğu için başlamam gerekiyor. Evet, 525 son karar. 71.14 litre. Şu anda bu kadarlık benzin aldık. 525 lira. Litre fiyatı da arkadaşlar bugün itibariyle 7.380. Yani bakalım, artık çok az mesafemiz kaldı. Buradan artık hesap kitap yapmış oluruz. Öyle arabamızı da göstermiş oluruz. Arkadaşlar herkese selamlar. Yolculuğumuza tüm hızlarımızla devam ediyoruz. İşte artık hedefimize yaklaştık gibi bir şey oldu. Köprülerimizi falan da geçtik. Osman Gazi. Otoban yolundan geldik. İşte arkadaşlar dediğim gibi yolumuz sonuna doğru geliyoruz. Artık biraz önce benzin aldık. İşte kaç litre yaktığımızı falan hesaplamış olduk. Kaç litre yaktık? Ya şimdi 12-13 litrelerle devam ettik. Orada da anlattığım gibi biraz 12-13 litrelerle devam ettik. Yolun sonunda biraz tabii bastık, dokunduk gaza. 16,5 litrelerle, 16.4'lerle yolu bitirdik. Edremit'e kadar geldik. Dedik daha da fazla dibini yemeyelim. Lamba yanmıştı, daha iki çıtımız falan vardı. Anal onları çekti zaten. Aha. Göreceksiniz. Fulledik. 525 liralık benzin aldı. 435 kilometrede 525 liralık benzin. Yani tabii şimdi ne yapıyor? 1 lira, 1 lira 20 kuruş gibi falan bir şeyler yapıyor herhalde. Şimdi normal bir arabayla gelirsek, biz normal arabalarımıza geldiği zaman biraz yarımın biraz altında falan kalıyor. Bununla da normal gelirsem bununla da aynı şekilde, ama işte normal arabalarımıza geldiğimiz zaman yarım
depo, yarım deponun biraz altında falan rahat rahat benzinimiz kalıyor. Bununla da normal bir şekilde gelsek, bununla da aynı şekilde hiçbir problem yok. Ama bir şekilde bir yerden sonra dayanamıyorsunuz. Böyle 300'lere, 320'lere görünce motosiklet gibi biraz tabii yakıta yüklenmek zorunda kalıyorsunuz. Öyle yok yani, hem karnım doysun hem pastan bozulmasın diye bir muhabbet vardır biliyorsunuz. O yok arkadaşlar. Normal hayatta da böyle bir şey yok. Geldik şu anda. Birazdan giriş yapacağız 5 dakika içinde. Zevkli bir yolculuktu. Muhabbetli bir yolculuktu. 55'inde tadına baktık. Uzun yolda. Tamam arkadaşlar, o zaman daha sonra hepinize iyi günler dilerim. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi attık, hedefimize ulaştık. Bu ikinci gün. E55 şurada. Bu da babamın arabası. 211. Şunları şöyle bir daha göstereyim. Küçük bir 211 buluşması oldu. Bu tarafta da sevgili Kartal kardeşimizin arabası var. O da bizim gruptan. Merhaba, ne haber abi? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın oğlum? İyi, sağ ol, teşekkür ederiz. Ne haber abi? Tekrar hızlı bir yolculuktan sonra şirayak üstü bir buluşma oldu bizim için de. Şöyle 3-211'i de yan yana çekmiş olduk. Her zaman her yerde bir buluşmamız oluyor yani. Mercedes aşkı böyle bir şey. Senin araba da güzel abi. Kaç model Kartal? 2004 model. Hı-hı. E320. Elegans. 320 değil mi? Amerikan versiyon. Amerikan versiyonu, orijinal. Günlük çıkışlı. Bir otomobil. Maşallah, çok da güzel. Teşekkür ederim. Bunun zaten direkt Amerikan farklılıkları belli işte. Şurada sinyali var. Elegans bir de. Elegans. Hatta panjur, tampon. Biraz ön plaka kare. Şöyle gezelim biraz etrafında. Bizim arabaları biliyorsunuz arkadaşlar. Değişik. Şu anda 320 var. Hemen onu çekelim. 320 olması da güzel. Şu arka plakada, plakalık yeri de kare. Bakın. Bunu normalde siz de hani bu plakalığı belki sipariş edebilirsiniz. Çünkü bu kısım böyle plastik. Sökülüp kendi bagajınıza monte olabiliyor. Böylece kendi arabanızda kare plakaya çevirebiliyorsunuz ama bu tabii ki istek yani. Şimdi bunu çevirmişken her yerine Amerikan yapmak gerekebilir. Evet abiler, siz ne diyorsunuz? Öyle geldik işte Altron'a. İyi ki gelmişiz. Hava çok güzel. Bugün bütün günü 5 Şubat'ta olmasına rağmen denize girerek geçirdik hep beraber. Denize de girdik yani. Şimdi böyle giyindiğimize bakmayın. Hem akşam oldu, biraz evet, serinledi. İster istemez denize de girsek Şubat deniz ayındayız yani. Şöyle denizde ileride. Kartal bu sene kışı burada geçiriyor. Normalde Kartal da İstanbul'da. İşte gruptan da tanışıyoruz. Devamlı görüşüyoruz Kartal'la, sağ olsun. İşte geldiğimizi duydu. Biz de geldi, ziyaret etti. Bugün de sağ beraber olsun geçirdik. Şimdi de işte ufak bir çekim yapalım dedik. Onun da arabası evet, güzel bir araba. 320, demin de senin bahsettiğin gibi. Evet. Gümrük çıkması bir araba. Tamam ufak şu. Pek Amerika'nın farklılıklarını görüyoruz ama dediğin gibi bir 211 buluşması oldu. Evet. 200, 320, 55. Biz çeşitli Mercedes gruplarından da zaten bir arada beraberiz Kartal'la da. 211 Türkiye grubu da var. Evet. CLK grubumuz da var. Hepsinde beraberiz. Burada da şimdi tekrar bir buluşma yapmış olduk. Biraz da arabanın içine bakalım isterseniz dostlar.
Şimdi arabanın içine bakalım arkadaşlar. Şöyle ayaküstü incelemelimizden bir olsun bu da. Bakın böyle farklı stikerler de var. İtalyan arabalarda, Amerikan versiyonunda. Şöyle içeriye bindiğimizde görüyorsunuz kadranlarımız mil. 160 mile kadar kadranlarımız var. İç kısmında elegans olduğu için şu maunlar genelde eleganslarda. Bir de şu var. Ekstradan görebiliriz. Burada farklı iki tane buton var. Bu butonlar da genelde bu İtalya arabalarda ya da Amerikan versiyonlarında da olabiliyor. Ya nadir bir şeyler. Yani içindeki farklılıklarda aşağı yukarı bunlar. Ha bir de unutmadan şu aynanın üstünde tam şurada SOS kodu oluyor. Galiba anahtarlarında da buna bağlı olarak panik butonu oluyor. Tabi bunları da aradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. İç döşemeler böyle siyah. Gayet de düzgün temiz bir araba. Zaten Kartal da bizim gibi titiz bir arkadaşımız. Dediğimiz gibi şöyle etrafında bir dönelim. Tekrar. 10 plaka Balıkesir. E320'miz gayet temiz ve düzgün. Bence 320'de bilmiyorum siz ne dersiniz ama 320'de binilebilecek otomobiller arasında. Yani bir 200 kompresör mü 320 mi derseniz, yani işin açığı biraz daha performanslı olur, biraz daha az yakar ama 320 derim. E55 için ne dersiniz derseniz de, ya E55 de biraz üst seviye bir otomobil yani performans anlamında. Tamamen bu 3 seçenek de sizin ne istediğinize bağlı. O yüzden arkadaşlar istediğiniz versiyonu seçebilirsiniz. Bu tamamen artık bir noktadan sonra tercih meselesi. Dediğim gibi bu yol maceramızın ikinci günündeyiz. En sonunda da İstanbul'a geri dönüş olacak. Ama videomuzda şimdilik bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Herkes izlediği için teşekkür ederim.